Tekrardan merhabalar, hoş geldiniz. Doom Eternal'ı 30-40 dakika bir süre boyunca oynadım ve deneyimledim. Ama şöyle bir şey var, niye 30-40 dakika? Yani daha uzun bir süre deneyimleyip ardından konuşmak isterdim ama şöyle bir şey oldu. İlk defa, yani uzun sürenin ardından ilk defa ben bir oyunu oynarken bu kadar yorulduğumu hissettim. Doom Eternal benim kafamı allak bullak etti öncelikle. Yani o kadar kafam karıştı ki, hani hiçbir şey yapamadım. Hani oynuyorum, tamam kötü de değil, fena oynamıyoruz ama hani neyin ne yapacağımı bayağı bir kafam almadı. Hani kafa basmadı oyuna. Şimdi bu oyunun 2016'dan farkı şu. 2016'daki Doom sizde biraz hani şey yapıyordu. Destek sağlıyordu. İşte savaştığınız bölgelerde zırh, can, mermi bulması bu kadar zor değildi. Eternal bu sefer her şeyi sizin yapmanızı istiyor. Arkadan gene böyle bir mermi, can desteği var ama yani az. Bayağı azlar bu sefer. Oyun neredeyse kumandadaki bütün tuş takımlarını kullandırtırıyor öncelikle. Yani işte yukarıdır, X'tir, karedir, L1'dir, R1'dir, R2 falan. Hani her tuşu kullanmanızı istiyor. O yüzden benim tuş takımlarıyla kafam bir karıştı. Bulamıyorum falan, ne yapacağım, ne edeceğim. Testere mesela çok önemli bir etmen burada. Benim kafa gitti bende. O yüzden kapattım. Bir de oyunun daha ilk görev bitmedi. Hell on Earth diye bir görevle başlıyorsunuz ve daha ilk görevi bitirmedim, yarısında falanım. Hani baya bir ulan bana bir mola lazım deyip kapattım oyunu. 4 kere falan da öldüm. Ve hani kıçımız sıkıştı, bazı yerler de oldu. Özellikle bu sefer düşmanlar kalabalık bir grupken üstünüze baya çullanıyorlar. Mermi çok sıkıntı. Yani oyunun daha başında mermi sıkıntınız baya fazla. Mermi çok çabuk bitiyor. Testereyi doğru zamanda kullanmanız gerekiyor. Testereyi, bir de şöyle bir şey var. Testerenin level'ı diye bir şey var galiba. Mesela büyük düşmanlar testeri kullanamıyorsunuz daha oyunun başında. O yüzden onların da zayıf noktalarını vurmanız gerekiyor. Ya yani oyun baya bir taktiksel platformer olmuş, öyle diyeyim. Taktiksel arcade FPS platform, tactical platform FPS, öyle bir şey işte. Yani tür artık bu olmuş. Hoplamalı zıplamalı bazı bölgeler var, platforming var, bazı böyle secretler falan buluyorsunuz. Ben bir tane buldum, böyle bir şey içinde, ne için onu hatırlamıyorum ama böyle secretler falan da var. Yani keşfe açık bir bölge artık, yani bölgeler artık keşfe açık. Oyun zor, yani en azından başları. Oyunun ilerleyen kısımları daha kolaylaşır diye tahmin ediyorum ama başları özellikle benim için çok sıkıntılı geçtiğinden dolayı da biraz illallah edip kapatmış da olabilirim. Şu düşmanların zayıf noktalarını vurma muhabbetini çok beğenmedim. Yani uğraştırıcı bana göre biraz. Elbette ki oyun size biraz böyle hani challenge yapmak istemiş, sizi birazcık daha zorlamak istemiş ama daha oyunun başından bu kadar sıkıntıya uğradıysam oyunun ilerleyen kısımlarındaki düşmanlara karşı ne yapacağımı hiç bilmiyorum. Bayağı bir sıkıntıya gireceğim büyük ihtimalle. Oyun kötü değil. Grafiksel anlamda gene güzel. Müzikler de hiç fena değiller. Yani gaza getiriyorlar sizi. Şu anlık tek sıkıntım benim şu mermi muhabbeti. Mermiyi illaki arttırma gibi bazı şeyler var. Bir de silah modları var. Silah modlarını ben ilk oyunda bu kadar erken aldığımızı hatırlamıyorum. İşte sticky grenade'ler, shotgun'un inanılmaz özellikleri var bu arada. Assault rifle'ınıza bir tane optik falan. Yani bu kadar erken vermiyorlardı. Bu sefer oyun hızlı başlıyor direkt olarak. İlerleyen kısımlar daha iyi olur inşallah. Yani ilerleyen kısımlardaki çeşitlilik elbette ki artacak. Yeni silahlar eklenecek, yeni düşman sınıfları falan. İlerleyen kısımlara daha bir alışırız ama ben başlarda çok zorlandım. O yüzden şu anlık oyun için yapabileceğim tek yorumlar şöyle. Zor, uğraştırıcı ve birazcık da nasıl diyeyim? Birazcık da diye bir şey yok ya. Zor ve uğraştırıcı. En azından şu anlık. Oyun iyi. Oyun kötü değil. Hikaye bakımından, hikaye sunumu yani tamam, gene bir şeyler var. Ara sahneler bu sefer. Eklenmiş. Ben görmüştüm zaten ama kutu açılışında da bahsettim galiba. Ama hikaye benim bu oyunda çok da baktığım bir şeydir. Onu da zaten söylemiştim. Oyunu alabiliyorsanız bilgisayarı almanızı öneririm. Bilgisayarda fiyat performansı çok daha iyi. PlayStation 4'te pahalı. Oyun 60 FPS bu arada. Yani ilk oyunda 60 FPS'ti. Bu oyunun da 60 FPS olması çok güzel. Çünkü zaten bu tarz oyunların 60 FPS olması lazım. Rage 2'de mesela bayağı FPS düşüşleri vardı. Ama o açık dünya olmasına şey yapıyorum. Valla oyun hakkında şu anlık diyeceklerim bunlar. Daha çok başındayım. Daha ilk görevin yarısını bile hani inşallah bitirmişimdir. Yarısına kadar gelmişimdir. Daha ilk görevi bitirmeden konuşuyorum. Ama bu sefer yenilik yapmaları güzel olmuş. Yani yenilikler var ama alışmamız gerekecek. Tuş takımları özellikle kafamı şu anlık karıştıran tek şey. Onları çözersem çok daha iyi yerlere gidebiliriz inşallah bu oyunda. Kendinize iyi bakın. Dediğim gibi bu arada oyuna 2 tane hikaye DLC de gelecekmiş. Yani Year One Pass'ı ben almadım ama DLC'ler bir gelsin, onlara da bakarız.
Şimdilik bu kadar. Oyun güzel. Vallahi akıyor. Vallahi akıyor. Ama 2016'daki Doom'un yeri şu an ben daha hala ayrı. Ama oyunun daha bir açmasını bekliyorum Eternal'ın. Kendinize iyi bakın. Önümüzdeki inceleme istemiştiniz. İncelemesini yapacağım galiba. Yani görüntü toplamaya başladım. O incelemede görüşürüz ki incelemeden önce de zaten bir iki tane daha video fikri var kafamda. Onlarda görüşeceğiz. Benden şimdilik bu kadar. Kendinize bakın. Kaç kere kendinize bakın. Ne? Hadi hoşçakalın. Ben sizi videoyla baş başa bırakıyorum. Bu arada videonun da kısımlarında öldüğüm yerler vardır illaki ve az çok nasıl bir tecrübe sunuyor onu da görmüş olursunuz. Bu arada tekrardan belirteyim, normal zorlukta oynuyorum. Ona göre hadi hoşçakalın.
would like to thank you for your support during this transition. Your support.